Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz Perşembe Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki programımız var. Yerli olarak bir Kocaeli, bir de Ankara. Gündüz koşulacak olan bir Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. Çift altılı. Akşamleyin Kocaeli'de de 7 koşulu tek altılı bir programımız var. Tabii bu iki video da yayında arkadaşlar. Ama yarın Amerika yarışımız var, bir de Belmont Park. O da sadece üyelere açık olarak vereceğim arkadaşlar. Bu her iki videoyu açık olarak vereceğim. Ama Belmont Park sadece üyelere özel olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu arada geç saatlerde biraz şansımıza kaldı. Şu anda saatler 23.14'ü gösteriyor. Akşam tabii gece. Bu kusura bakmayın, yani bu saate kadar normalde ben kalmak istemiyorum da. Çünkü sabah İğne vurulmaya gidiyorum hastaneye. Akşam 8'de yine hastaneye gidiyorum. Hani eve gidiyorum, tekrardan hastaneye gidiyorum. Hatta işe de başladık. Yani yorucu biraz tempo oldu benim için de. Çünkü bir git gel git gel, inanın bu sıcak havada da çekilecek gibi değil. Yani Allah'tan hastane çok uzakta değil bana, ama olsun, yine bir otobüse gidip otobüse giriyorum. Tabii gündüz sabahleyin de erkenden ilk önce hastaneye, arkasından iş yerine gitmek de yani biraz bitkisel hayat gibi çevirdi beni desem yeridir. Çünkü iğneler de maşallah iyi. Bir de üstüne antibiyotik alıyorum. Hani inanın sanki alkol içmiş gibi oluyorum, yani sarhoş gibi oluyorum. Ayakta bazen duramıyorum. Sersemliyorum yani kısacası. Bakalım, inşallah güzel bir sonuçlar çıkar da. Pazartesi günü de zaten kontrol var. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Ben de bekliyorum sabırsızlıkla. O yüzden programlar da biraz aksıyor arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hemen yarış programına geçelim. Çünkü inanın bayağı bir yorgunum. Sabahleyin de erken kalkmak zorundayım. Tekrardan bir hastane, arkasından bir iş yeri. Ama yarın akşam en azından tekrardan hastaneye yok. Onu Allah'a şükür olsun. Çünkü 3 gündür, 4 gündür hatta gidip gidiyorum her gün. Günde 2 kere. Vallahi hastaneye gidince de inanın diğer hastaları görmek bile beni, hani hasta olmasam bile hasta olurum yani o vaziyette. Üzülenler var, ağlayanlar var. Yani ne yapacaksınız arkadaşlar? Allah kimseye keder, acı vermesin. Sağlık da gibisi de yok arkadaşlar. O yüzden şu oyunları da strese girmeden, kendinizi de yormadan, sadece eğlence amaçlı oynamanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben fazla söz uzatmadan hemen yarışa geçeyim arkadaşlar. Birinci koşu saat 18.30'da itibaren başlıyor. Kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da açılış ayağı. Ben bu ayakta biraz aşağılardan şans vermek istedim. Bunlardan birisi de Altınoğlu Long Fight. Bir Expression temsilcisi Furkan Yüksel'e start alan bu isim. Oldukça formda, benim de çok beğenimi aldı bu safkan. Bayağı aşama halinde. Ben de ilk tercihimi Altınoğlu Long Fight'e vereceğim Furkan Yüksel'e. Rakip de 3 nalı Macao. Bir kalite bir isim. Bu Yonagoska temsilcisi Tolga Yıldız'a da rakip olarak önereceğim isim arkadaşlar. 6-3 benim bu birinci koşu için önerdiğim isim. Ama genellemeye baktığınız zaman bu 7 safkanın 7'sinde geliri var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Günün ikinci koşusu altılı ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan handikap 17-3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 3 ve 10 nolu safkanlar ekürü burada. Ben önceliği altın olup Perikles'e vereceğim bu Pleasant Perfect temsilcisine Gökhan Gökçeli. Bu aralar iyi bir formu var. Son 6. yılı ben kesinlikle ölçü almıyorum bu safkan. Ben bugün 10 numara bir yarış bekliyorum. İyi de hazırlıklara sahip. Daha sonra 3 nolu Indian Sonata. Kumun bayağı tartışmasız iyi safkanlardan olduğunu kendini kanıtladı. Bir de ekürü avantajına sahip bu isim. Vallahi 10 numara oldu bu ekürü de olması. Çünkü 10 nolu safkanı da yazmıştım. Ekürü olduğunu görünce çıkardım en azından. Böyle bir çifte avantajımız oldu. Kesinlikle yazacağız arkadaşlar. 3 ve 10 her iki ekürü de çok iyi durumda. Bir de bunların yanına son yarışını kazanıp artık klasını göstermeye başlayan 2 nolu Akıncı Kaancan Gökçeli de şans verdiğim bir diğer isim olur. 6-3-2 diğer rakiplerine oranla ben de bayağı ön planda çıkıyor. Ama bu üçlünün dışında at yazmak isteyenlere de 5 nolu Evergrande, bu Wind River'ın temsilcisi Adem Aslan da son güzel 3. günden sonra formunu yükseltmeye başlayan bu isim ihmal edilmemesi gereken isimler arasında. Bir de 4 nolu Red Tornado, bu Champ Spirit temsilcisi Mustafa Çiçek de yine bugün iyi koşmasını beklediğim diğer isim olur. 6-3-2 önce 5 ve 4 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 3. koşusu altılı ganyanın 2. ayağı handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşacak bu yarışta da ben 4 nolu Firecracker, bir Trivales temsilcisinin Tolga Yıldız'la ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Son güzel 3. ve güzel hazırlıklarıyla ben de bu safkanı ilk tercih ettim arkadaşlar.
4 nolu Firecracker. Rakipte 3 nolu Erebus gözüküyor bana göre. Bu Çakal Carlos temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyor. Bugün kendine çok uygun rakipler arasında. Bugün çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Oldukça da güzel hazırlıklara sahip bir isim. Kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. 4-3 diğer rakiplerine oranla bende ön planda çıkan isimler. Eğer bu ikilinin dışında da at yazmak isteyenlere, daha da geniş at yazmak isteyenlere de 6 nolu 2 benli bu General Quartes'in güzel temsilcisi Furkan Yüksel'le iyi hazırlıklara sahip bir isim. 2 nolu Dabbe bir mendip temsilcisi Daniel Kaya'la start alan bu safkanda Apranti kilo indiriminden de faydalanan bu ismi de yazmamız gerekir. İyi de çalışmalara sahip, bence uygun bir grupta koşuyor. Bir de 7 nolu Sert Yıldırım bu Wind River Wind temsilcisi Bekim Mert Mırk ile yine iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 4-3 önce 6-2-7 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 4. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağı. Kocaeli Jandarma koşusu kısa vade 8-4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında 1 ve 6 nolu safkanların ekürü olduğu 7 safkanlı bu koşuda ben 1 nolu Koray hem ekürü avantajına sahip bu safkan Kazberk'in güzel temsilcisi İşban Çizik'le son yarışında kazanmış formda bir isim. Bana göre kendine çok uygun grup bulunca da bence kazanması en normal sonuç olur. 1 nolu Koray ekürü avantajıyla da olsa İşban Çizik'le benim bugünkü limanım, bugünkü banko ismim arkadaşlar. 5. koşuya geldik. Altılı Ganya'nın 4. ayağı. Şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında. İlk kez koşacak olan bu safkanlar 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta biraz geniş tutmakta fayda var. Bayağı da iyi safkanlar var, iyi de hazırlıklara sahip isimler var. Öncelik 7 nolu Son of Robin, bir Smart Robin temsilcisi Oğuz Eren'le start alan bu safkan iyi hazırlıklarla benim ilk tercih ettiğim isim. 2 nolu Arslan Şahin'i, bir Derviş Şah temsilcisi Cem miydi bu kardeşim ismi? Cemal Paso ile start alacak olan bu safkanda yine iyi işlere sahip ve güzel de orijinal sahip bir isim. 5 nolu Luca Toni, bir Sidney Candy gibi yine Amerikan'ın güzel aygırlarından tayı olan bu safkanda Ayhan Kurşun da iyi hazırlıklarıyla şans verilen bir isim. Bir de 6 nolu Noble Wind, bir Corinthian temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alan bu safkanda yine iyi hazırlıkları ve iyi kan attığıyla yazılması gereken diğer isim olur. 7, 2, 5, 6 diğer taylara göre biraz daha ön planda tuttuğum isimler. Ama bunların dışında da at yazmak istersek eğer 4 nolu Last King Celal bu Kaptan Rio temsilcisine Murat Gündüzeli ile ve bir de 8 nolu Star of Boz bu Bushranger temsilcisine de Barış Kurdu ile de ilave edebiliriz arkadaşlar. 7, 2, 5, 6 önce 4 ve 8 daha sonra şansı gördüğüm isimler. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağı. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışına geldiğimizde 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine zor bir ayak, zor çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Öncelik şans verdiğim isim 8 nolu Yoldaşan olacak. Bu turbo temsilcisi Ayhan Kurşun'la bana göre kazanması en normal sonuç olur. Yani bir eğer rakiplerine oranla bende bir tık da olsa önde bu 8 nolu Yoldaşan Ayhan Kurşun'la. Ama rakipleri tabii ki var. 4 nolu Umutlu yine süratli yapısıyla bugün rakiplerini uyutmaya çalışacak. Daniel Kaya'da da bence iyi hazırlıklarla bunu başarabilecek bir güce sahip bir isim. 3 nolu Rustamat, bir Kazberk temsilcisi İşman Çizik'le yine bu pistte etkili yarışları olan bir isim. İyi de hazırlıklara sahip ve bu aralar güzel de form yakaladı. Tabii bir de 1 nolu Atik Atik, bu Özgün An temsilcisi Mustafa Çiçek'le bayağıdır bir yarış kazanmıyor. Bu safkanda da bayağı önemli toparlamalar var iyi hazırlıklarla. Bence yazılması gerekir. 8, 4, 3, 1 öncelik şans verdiğim bu 4 safkan. Bunların bu 4'ün dışında at yazmak isteyenler de 7 nolu Golden King, bu Turbo Tayı da Tolga Yıldız'la uzun zamandan beri bayağı bir birinciliğe hasret olan bir isim. İyi rakiplerle de aynı mücadele yapıyor, kendinden düşük rakiplerle ama bugün bakarsınız şanssızlığını kırıp birinciliğe fotolayabilir arkadaşlar. Bu 7 nolu Golden Kick, yani onu başarabilecek gücü de sahip bir isim. Bir de 2 nolu Berengül'ü de yazalım arkadaşlar, bu safkan da tırnağın ucunda Masum Pir Demir'le bence hiç hata affetmez. O yüzden geniş at yazmak isteyenler için önerebileceğim isimler arkadaşlar. 8, 4, 3, 1 önce 7, 2 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında kaçıracak olan bu son yarışta 6 nolu Mourinho. Bu Rockmaster temsilcisi bayağı da güzel bir orijinal var. Anne kanatından bir orpundan gelme. İşman Çizik'le start alan bu safkan nihayetinde son güzel ikinciliği yapınca bence bu grubun biraz da üzerinde gördüğüm bu ismi bence kazanması en normal sonuç olur. Eğer bugün ikinci banko adayı olarak geçmek isteyenler için 6 nolu Mourinho İşman Çizik'le bence çok çok ideal bir banko adayı arkadaşlar. Benim de bugün alternatif de olsa bir banko adayım 6 nolu Mourinho olacak İşman Çizik'le. Eğer bu ayağı banko limanı olarak görmek isteyenler için bence çok ideal bir safkan. Ama bu safkanın yanına rakip arayanlara da öncelik 3 nolu Çınar Bey'e dikkat edin, bu safkan çok formda, son 9'uncudur, ben kesinlikle ölçü almıyorum.
Barış Kurdu'yla bence çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 8 nolu Brentford, bu Off the White temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine son üçüncülükten sonra hızla toparlanmaya başlayan bir isim. Bir de 4 nolu Extravagant, Lineart temsilcisi de Gökhan Göçer'i start alıyor. Son yarışını hiç anlam vermedi bu isim de. Bence bugün farklı ve güzel yarış koşmasını bekliyorum. 6 benim alternatif bankom, rakip arayanları da 3, 8 ve 4 olarak öneririm arkadaşlar. Şablona gelince, 1. koşu 6-3, 6'lı Ganyan'ın 1. aya. 6-3-2 önce 5 ve 4 daha sonra. 2. ayak 4-3 önce 6-2-7 daha sonra. 3. ayak 1 nol Safkan Tek. 4. ayak 7-2-5-6 önce 4-8 daha sonra. 5. ayak 8-4-3-1 önce 7-2 daha sonra. Son ayak 6 nol Safkan alternatif bankom. Rakip arayanlara da 3-8-4 olarak öneriyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.